Sebep sonuç devam ediyor. Çalışma hayatımızı konuşuyoruz. Emekli maaşlarına yapılan zamların ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz. Sizlerden de sorular geliyor ama belli noktalarda yoğunlaşıyor. En azından birkaç tanesinden bahsedelim. Az önce söyledik, emekli, kademeli emeklilik konusunda çok yoğun talepler var. Mesajlar var. Aslında talep de değil de insanlar bir sesini duyurmak istiyorlar. Soralım. EYT yurt dışı borçlanması 2023'te yaptım diyor. 28.12.2023'te yaptım. Maaşımı henüz almadım, bekliyorum. SGK Şubat 15 sonrası gibi dedi. Hak kaybı olur mu? Borçlanmayı yapmış olmak o fiyat üzerinden ödemek için kafi. Bu bir emeklilik sorusu değil. Bu bir borçlanma sorusu. Borçlanma. Önce ona gelelim. Yani Ali Bey, ben borçlanma müracaatını 25 Aralık'ta yaptım. Şubat'ın 15'inde bana belge gelirse ben 2023 fiyatlarıyla mı ödedim, 2024 fiyatlarıyla mı? Sorunun özü bu. Hı hı. 25 Aralık'ta yaptığınız borçlanmanın herhangi bir eksik belgesi yoksa, bütün her şey hazırsa, size tebligat ne zaman gelirse gelsin 2023 fiyatlarıyla ödersiniz. Hı. Başvurunuz 2023 olduğu için. Başvuru tarihi önemli. Yalnız yurt dışı borçlanmalarında özel bir detay var. Eğer ki belge eksiği varsa, yurt dışı borçlanmasında hangi belgeler aranıyor? Yurda giriş çıkışlar aranıyor. Eski pasaportların onaylı suretleri aranıyor. Orada çalıştığınızı gösteren çalışma belgesinin Türkçe tercümesi aranıyor. Bunlardan biri eksikse o zaman başvurunuz süresi içerisinde yapılmadı, kabul edilir. Eksik belgenin olmaması lazım, bunu açıklıkla belirtmiş olalım. Peki emekli maaşını da sormuş seyircimiz. Yurt dışı borçlanma yaptığım için ne kadar emekli maaşı alabilirim? Bu belli olur mu? Belli olmaz. Hangi ücretle ödediği önemli. Biliyorsunuz tabanı ve tavanı var. 1'e 7,5. İkincisi, bundan önce Türkiye'de hangi aralıklarla çalışmış? Emeklilik genel bir ifade değil. Kişiye göre maaşın değiştiği bir ifade. Bakın biz 5000 lira, 6000 lira, 6800 lira, bir sürü kök aylıktan bahsediyoruz. Neden? Hepsinin kendine göre farklı kategorileri var. 5000 lira olan 3600 gün çalışmış. 6000 lira olan 5000 gün üzerinden emekli olmuş. 7000 lira olan asgari ücretin biraz üstünde çalışmış gibi birçok detayı var. Evet. Dolayısıyla kişiye göre değiştiği için emekli maaşı, o seyircimiz ancak bütün bilgileri, kazançları, Türkiye'deki geçmiş çalışmaları ortaya konulur. Borçlandığı süreler asgari mi, daha üstü mü, buna bakılır. Bununla beraber askerlik borçlanması ya da kadınsa doğum borçlanması da yapmışsa bütün verilerle maaş hesaplanabilir. Verilerle maaşınızı söyleyebiliriz. Adem Bey sormuş. Askerlik borçlanması yapan işçi, esnaf ve çiftçiler emekli olurken aynı askerlik borçlanmasını yapan polis, asker ve memurlara bu hak verilmedi. Doğru. Bu konudaki düşünceleri nedir Ali Bey? Şöyle, biliyorsunuz ki SSK ve Bağkurlular için 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde diyor ki borçlanılan süre sigorta girişinden önceki bir süreye aitse bu durumda sigorta girişi borçlanılan süre kadar geriye çeker diyor. Yani bu yurt dışı borçlanmasında ve bilhassa askerlik borçlanmasında, doğum borçlanmasında, doğum borçlanması yapabilmek için doğumdan önce sigortalı giriş şartı arandığı için doğum borçlanması bunun dışında. Hı hı. Şimdi konunun özü şu. Ali Bey, ben 2000 yılında sigortaya girdim, 98 yılında askerlik yaptım. Normalde EYT'li değilim 2000 yılında sigortaya girdim. Evet. Ama 98 yılında askerlik yaptım. Bu durumda ben nasıl EYT'li olurum? Kanun der ki senin askerlik yaptığın süre sigorta girişinden önce olduğu için askerlik borçlanması yaparsan sigorta girişin borçlandığın süre kadar geriye gelir der. Yani şöyle ki 2000 yılının Ocak ayında girişse, askerliği de 18 aysa 2000 Ocak ayındaki girişi 18 ay geriye gelir. Bu durumda 1 Temmuz 98 olur. Temmuz ayı 98'de EYT kapsamında kabul edildiği için EYT açısından emekli olabilir. SSK Bağkur'da yapılan askerlik borçlanması sigorta girişini geriye çekerken 5434 sayılı devlet memurları kanununda borçlanmalar sigorta girişini etkilemez maddesinden dolayı maalesef kamu çalışanları bu noktada SSK Bağkur çalışanlarına göre eksi bir tutumla karşı karşıyalar. Ben burada çalışanlar arasında bir adaletsizlik, eşitsizlik olduğuna inanıyorum. 5434 sayılı bu kanunun ilgili maddesinin düzeltilmeye gidilerek 25 milyon çalışan içinde 22 milyonun bu hakkını korudu ama 3-3,5 milyon sadece kamu çalışanının bu hakkını koruyamadığı bir yasanın adalete sığmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ve kesinlikle 5434 sayılı kanunda bir düzenlemeye gidilerek çalışan arasındaki denge korunmalı. Herkes aynı haktan faydalanmalı. Askerlik borçlanması konusu torba yasada olacak mı? Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun değişikliği teklifi verildi. Ali Bey'e sorar mısınız diyorlar. Şöyle, yani biraz önce söylediğim husus acaba şu an için Türkiye'nin gündeminde var mı diye söylüyor.
Sosyal güvenlik sisteminin bu handikaplarıyla alakalı birçok kez birçok partiler tarafından kanun teklifleri veriliyor. Ama alt komisyonda görüşüldükten sonra meclis gündemine taşınanı çok fazla değil. Evet. Şu an için biz de meclis gündeminde bununla ilgili bir şey görmedik. Yasa teklifleri parti grupları tarafından değerlendirilip alt komisyondan üst komisyona çıkarsa o zaman gündeme geldi diyebiliriz ama şu an için maalesef diyemiyoruz. Kök maaşla ilgili anlattınız ilk bölümde aslında Emin Pazarcı'yla da konuştunuz ama onunla ilgili de çok soru geliyor. Ya bir cümlelik çözümü var. Mesela emekli maaşı 7500 TL olan 10.000 TL mi alacak yoksa 7500 TL'ye 49.25 zam mı yapılacak diyor. Hala insanların kafasında soru var demek ki. Şimdi problem mu? Şu Melih Altınok, aslında bir cümlelik de çözümü var bunun yasada. Kök maaş taban aylıktan aşağı olamaz diye bir kanuna madde eklense, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirlediği taban aylık o zaman kök maaş olmuş olur. Hı hı. Bu durumda herkes bir dahaki zam döneminde adaletli maaş artışı yaşamış olur. Şimdi bakın, bu işin bir de Temmuz ayı var değil mi? 6 ay sonra biz maaşları yeniden konuşacağız. Hı hı. Temmuz ayında. Neden? 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon hesaplanacak ve diyeceğiz ki SSK, Bağkur ve kamu emeklileri enflasyon farkıyla beraber bu kadar maaş farkı alacaklar. Hı hı. Şimdi orada yine aynı kök maaş meselesine takılacağız. Neden? Bu sefer Ali Bey, ben 10 bin lira aylık alıyorum ama benim kök maaşım 9 bin lira. Temmuz ayında gelecek olan zam 9 bin liraya mı yansıyacak? Almış olduğum 10 bin liraya mı yansıyacak? Kanun burada net şu an itibariyle. Bütün maaşlar kök maaş, yani gerçek maaş üzerinden güncellenir. Eğer güncellenen rakam taban aylığın altındaysa hazine desteğiyle taban aylığa çıkartılır. Yani bu durumda 6 bin lira maaş alan %50 zam alsa maaşı 9 bin lira olacak. 9 bin lira da 2024 taban aylığı 10 bin lira olduğu için altında kalmış olacak. Hazine desteği 1 lira gelecek ve maaşı 10 bin lira olacak. Ama Temmuz ayında 2024'te almış olduğu 10 bin liraya zam gelmeyecek. Yine gerçek aylığı olan 9 bin liraya zam gelecek. Hı hı. Yani bu durumda bu işin çözümü bir cümlelik yasa. O da kök aylık, bağlanan aylık taban aylığın altında olamaz. Böyle bir maddelik cümle olursa biz bir daha burada kökü mökü konuşmayız. Evet. Peki bu emekli olup da çalışan, hiç çalışmayanlara dair elimizde somut veriler var mı? Ben şey gibi görüyorum Emin Pazarcı. Söyleyeyim. Yani biraz da bu emekli aylıkları artık ek gelir gibi. Ne yani kadar herkes... çalışan emekli mi var diyorsunuz? Bir sorumu da sorayım, onu da net olarak sorayım. Yani bir ek gelir gibi algılanmaya başlanmış pek çok kişi. Şimdi burada kameraman arkadaşlarımız da geliyorlar mesela, çalışanlar. Emekli maaşlarını soruyorlar. Emekli maaşı bir ek, yan gelir olarak değerlendiriliyor. Bir de emekli iş adamları var mesela. Nasıl? Emekli iş adamları. Yani tabii onlar Bağkur ödüyorlar, emekli oluyorlar. Emeklilik bir sistem. Evet. Peki nedir rakamlar? Bakın daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bir çocuk reddi miras yapsa bile babasının, annesinin maaşını alabilir. Reddi miras emekliliği almaya engel değildir. Emeklilik sosyal haktır. Hı. Miras hakkı içinde kabul edilmez. Dolayısıyla babasından kalan bir borcu reddeden çocuk, kız çocuğu, reddi mirasla alacağı da reddeden çocuk emekli maaşını almaya devam edebilir. Bu sosyal hak. Yani burada iş adamı, işçi, kamu personeli, az gelirli, çok gelirli bir ayrım yok. Sosyal hak bütün vatandaşlar için geçerlidir. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin. Ya burada, ama burada şunun için ben söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki hani sorun olduğu zaman işte 11 milyon emekli değil. İşte düşük maaşlar ne kadar, yüksek maaşlar ne kadar, çalışanlar ne kadar, emekli olup iş adamı olan ne kadar? Bazen bu tür detayları bilmenin faydaları evet, olur. Tabii şöyle, mesela Bağkur emeklileri diyelim şu an itibariyle 3 milyon civarında olduğu SGK istatistikleri tarafından belirtiliyor. 3 milyon Bağkur emeklisi var. Civarında yani. Evet, 3 milyona yakın 2800. İş sahipliğinden dolayı emekli olan. Civarında da evet. Kamu emeklisi var. O da 3,5'a falan çıktı şimdi. 3,5'a çıktı. Geri kalan 9,5 milyon civarında da işçi emeklisi var. Şu an veriler bunlardan ibaret. Ama ben şunu soruyorum. Gelir alıyor. Anladınız sorumu benim. Ne kadarı çalışıyor dediniz. Hı, onunla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı 29 Ekim'de herkese bir bayram ikramiyesi evet. Müjdesi verdi ya. İkinci evet. Parti ödemeler. İkinci parti şunu söyledi. Dedi ki 11,6 milyon çalışmayan herkese verdik. 3,6 milyon çalışan emeklimize de Aralık sonuna kadar verecek. Yani emeklilerin yani 3 milyon. Yani bu durumda asıl beyanatı Cumhurbaşkanı. Hocam o zaman oldu. Netleştirelim. 3,5 milyon çalışan. Emeklilerin 3,6 milyonu çalışıyor 15 evet, milyon. Evet şu emekli. An itibariyle. Onlar için ikinci maaş gibi değerlendiriyor. Ben daha yüksek bir rakam olduğunu düşünüyordum. Siz bunu yani söylüyorsunuz çünkü tanıdığım bütün emekliler çalışıyorlar yani. Üstad. Tanıdığım hepsi çalışmayan emekli yok. Değil mi ona bakmak lazım. Tabii bu kayıtlı. Yani bu istihdamın kayıt dışı olanı var mı? Maalesef ki var. Kendine çalışan var kayıt dışı. Başkasına çalışan da var kayıt dışı.
Ama biz bu kayıt dışının arkasında duran insanlar değiliz. Kayıt dışına her zaman karşıyız. Tabii ki. Devletin vergi alacağı, sigorta alacağı bu kayıtlı paralardan oluyor ki emeklilerin maaşları da böyle ödeniyor. Kayıtlı para ne kadar artarsa, gerçekten insanlar vergilerini, primlerini ne kadar düzgün öderlerse o zaman bütçe de emeklilere o kadar daha büyük inisiyatif sağlayarak maaşını güncelleştirebilir. Kayıt dışının önüne geçmek lazım. Bu birincisi. İkincisi, bununla ilgili yaptırımlar biraz ciddi manada düşük. Yaptırımları iyi bir seviyeye çekmek lazım. Yani emekli, bir sigortada emekli çalışanın olması SGK için avantaj mı dezavantaj mı deseniz, SGK için emekli çalışan olması avantaj yani demek. Burada bir bilgi vereyim. Buyurun. İçişleri Bakanlığı'nın bir beyanı var. Diyor ki bugün Türkiye'de 800 bine yakın sığınmacı çalışıyor. Bunlar diyor yani girişleri çok geç yapıldığı için diyor sigorta çoğu ödemiyor. Bunları hızlı ivedilikle biz kayıt altına alıp bu 800 bin kişinin sigorta ödeyen hale getirmemiz lazım. Bu da bence çok kıymetli bir şey. Yani şeye katkısı olur. Emeklilik sistemine büyük katkısı olur. Yabancı uyruklu çalışanlar. Yabancı uyruklu çalışanlar. Biliyorsunuz yani Suriyeliler dışında bizim ülkemizdeki yabancı uyruklarda asgari ücretin en az 1,5 katı üzerinden çalışma mecburiyetleri var. Yani asgari ücret şu an 20.003 lira brütü. Bu yabancı uyruklar için en az 30.005 lira. Yani 30.005 liranın altında çalışamaz. Ona göre Suriyeliler ödeyecek. Suriyeliler bir muafiyet kapsamında. Yani Suriyelilerle ilgili de geçen gün yine bir teşvik uygulaması gördüm. Buradan da söylemiş olalım. Belki Bakan Bey buna da işaret etmiş olabilir. Yani İçişleri Bakanı'nın ifadesi bana da çok şöyle diyor ki nihayetinde bu insanlar çalışıyorlar, kayıt altına alırız, sigortalarını öderler. Hem de istismar da önlenmiş olur. İş adamları bir şey ya, buraya gelmişler, kendisine bakıyor işte. Yani. Hatta o dönem şöyle yanlış bir popülist bir politika uygulandı. Eleştirdiğim için söylüyorum, bir daha tekrar edeceğim. Çalışan Suriyeliler yakalandı, sınır dışı edildiler. Çünkü bir ihbar, bir muhbirlik mekanizması geliştirmişler. Rahatsız olan bazı tipler var. İşinde gücünde olan adamın rotası belli Esat Hocam. Onu ihbar ediyor. İşte Afgan adam bahçıvanlık yapıyor. Çalışıyor. Yük olmuyor bu devlete. Değil mi geldiği yere? Onlar gönderildi. Eğer gönderecekseniz ki o konuda tavrım böyle değil benim ama ben popülizmi yaparsak bu noktada sağlıksız sonuçlara yol açıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çobanlık sigortası daha görmedim ama onu söyleyeyim Melih Altun'u. Çoban olup da sigortası ödenen bir çoban daha görmedim yani. Görme. Meslek hayatının içinde 20 yıl aşkın tarım süredir var. Bir soru da ben sorayım. Emin Pazarcı'yı bir dinleyelim. Tarım sigortası var, ödeniyor da. Şöyle, tarım sigorta sigortası var. Ben bir ara hayvancılık yaptım. O dönemde tarım sigortası da ödeniyordu. Ben kendim uyguladım. Devam ediyorum. Biraz önce çalışan ve çalışmayan emeklilerle ilgili bir rakam verdiniz. Ama onların içinde çiftçi kayıt sistemine dahil olanlar var. Yani çalışıyor, görünüyorlar. Çiftçiler fakat onlar senede sadece birkaç ay çalışıyorlar yazın, kışın çalışmıyorlar. Yani o açıdan bu rakamlar da çok bence tatmin edici değil. Yani çiftçi yani kayıt ben Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamları paylaştım. Çok üst üste biniyor sesimiz Ali Duman. Evet, çiftçi kayıt sisteminde ama bunlar işte çalışıyor görünüyor. Normal şartlarda tarlası var, tarlası üzerinde. Mesela benim de bazı tarlalarım var. Onları başkasına verdiğim için şu anda başkaları ekip biçiyor. Yani herhangi bir şey de istemiyorum, boş kalmasın dedim. Ama onlar benim üzerimde olsaydı ve ben emekli olmasaydım çalışıyor görünecektim. Yani bana zaten verilmedi o çalıştığım için. 5 bin lira daha sonra biliyorsunuz herkese verildi. Burada da rakamlar çok birbirine uymuyor. Burada da bir şey var bana göre net bir bilgi yok. Çünkü çiftçi kayıt sistemi diye bir sistem var. Yani şöyle söyleyeyim, Emin Pazarcı önemli bir konunun altını çizdi. Çiftçi kayıt sistemiyle alakalı değil sorunumuz, Ziraat Odası ile alakalı. Çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak... O zaten çiftçi kayıt sistemi. Tabii şöyle. Ziraat odasına... Eğer kayıt olmazsanız çiftçi kayıt sistemine giremiyorsunuz. Şöyle, yani, doğru haklısınız. Ziraat odasına kayıtlı olmak lazım. Bir kanunumuz var Emin Pazarcı. Tarım yapıp da aylık geliri asgari ücretin altında olan insanlar... Bakın bu kanunu söyleyeyim. Tarım yapıp da aylık geliri asgari ücretin altında olan insanlar... Ziraat odasından bir belge alıyorlar. Buna muafiyet belgesi deniyor. Sonra gidiyorlar bunu... Ziraat çalışmasının karşılığı Ziraat Bağkur, yani Tarım Bağkuru. Ve Tarım Bağkuru'na diyorlar ki benim aylık kazancım bir asgari ücretin altındadır. Bu da Ziraat Odası'ndan alınmış belgedir. Bunu veriyor ve Bağkur'dan düşüyor. Yani çalışmadan çıkıyor. Her ne kadar çiftçi kayıt sistemi ve Ziraat Odası kaydı açık kalsa da kendisinin çalışma sigortalılığı son buluyor. Çiftçi kayıt sistemi ve Ziraat Odası'nı açık bırakmasının da sebebi var.
köylüye yapılan, tarımla uğraşılanlara yapılan yardımdan faydalanıyor. Tarım krediden verilen haklardan. İşte eğer odun kömür lazımsa, eğer hibe bir hayvan veriliyorsa ya da ucuz kredili bir hayvan desteği sağlanıyorsa, mazot desteği sağlanıyorsa gibi bu haklardan faydalanmak için kayıt, çiftçi kayıt sistemini ve ziraat odası kaydını açık tutuyorlar. Ama ziraat odası kaydı açık olan herkes bağ kurulu mu? Yani çalışan mı derseniz değil. O zaman derim ki size, Türkiye'de ziraat odasına kayıtlı 5 milyon insan vardır ya da 3 milyon insan vardır. Ama ziraat bağ kuruluna kayıtlı 3'te 1'idir. 3'te 2'si ben aylık gelirim asgari ücretin altındadır belgesi alarak muvafakat ediyorlar ve sistemden düşüyorlar. Yani onlar çalışan olarak görülmüyor. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak çalışan olmak değil, altını çizmiş olalım. Bu arada çobanlar biliyorsunuz kendi hayvanlarını, yani biraz önce Afganistanlılarla ilgili konuştuk. Afganistanlılar kendi hayvanlarını işletmiyorlar. Değil tabii. Hani Emin Pazarcı dedi ya, ben de hayvancılık yaptım. Orada Emin Pazarcı kendisi işveren konumunda kendi hayvanını. Tarlada kendi sahibiydi. Afganlarımız tarım SSK diye bir şey var. Tarım sigorta primi dışarıdan ödenebiliyor. Ama ben gerçekten diyelim yüzlerce binlerce hayvana bakan bir çiftçi, şey çoban daha hayatımda görmedim. Bugüne kadar gelmedi. SSK'ya kayıtlı hiç görmedim. Tarım SSK olarak belki onlar da kendi üstlerinden. Ama bizim Türk vatandaşları evet kendi üstlerinden tarım SSK yapıyorlar. Ama yabancı uyruklular. Anladım. Yabancı aslında, uyruklu olarak çobanlık sigortası görmedim daha. Hemen geliyorum.